Merhaba arkadaşlar, Yok Böyle Bir Ders'e hoş geldiniz. Kimyasal tepkimeler videomuzla karşınızdayız. Kimyasal tepkimelerde neleri bilmemiz gerekiyormuş, nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş, birazcık bunlardan bahsedelim. Bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybeder, yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişimlerde de bahsetmiştik aslında. Tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybediyorlar ve yeni maddeler oluşturuyorlar. Yeni özellikte yeni maddeler oluşuyor diyoruz. Maddelerin kimyasal özellikleri değişir. Çünkü neden kimyasal özellikleri değişir? Tanecik yapıları değişir. Çünkü neydi? Kimyasal tepkimeye giren maddeler kendi aralarında bazı bağlar yapmış şekilde kimyasal tepkimeye başlıyorlardı. Sonra o bağlar kırılıyordu ve yeni bağlar oluşuyordu. Yeni atomlar arasında yeni bağlar oluştuğu için bağ yapıları değişmiş oluyor. Dolayısıyla da kimyasal özellikleri de değişmiş oluyor. Atomlar arasındaki bağlar kopar, yeni bağlar oluşur demişiz. Az önce anlattığım şey, atomlar arasındaki bağlar koptu tepkimeye girerken. Sonra ürünlerde yeni maddeler oluşurken yeni bağlar oluşturdum. Bu yüzden kimyasal özelliklerim değişmişti. Kimyasal tepkimeye giren atomların türü ve sayısı değişmez. Kimyasal tepkimeye mesela karbon olarak giren bir atom, tepkime sonucunda hala karbon olarak çıkmak zorunda. Karbon gidip kükürte dönüşemez, azota dönüşemez. Tepkimeye ne girdiyse ürünlerde de onları görmek zorundayım. Farklı bağlar, farklı moleküller oluşturabilir ama atomlar, kendisi periyodik tabloda gördüğümüz atom halindeki atomlar, mesela karbon, karbon, azot, azot, altın, altın, böyle görüyoruz ya. Bunlar tepkime sonucunda ürünlerde de aynı şekilde olmak zorunda. O yüzden atom türü değişmez. Atom sayısı da değişmez. Mesela 5 tane karbon girdiyse, girenlerde 5 tane toplam karbon atomu varsa, ürünlerde de 5 tane olmak zorunda. Ya da 2 tane oksijen atomu girdiyse, 2 tane ürünlerde de çıkmak zorunda. O yüzden atomların türü ve sayısı değişmez diyorum. Toplam kütle. Toplam kütle, kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Bu bir kural. Mutlaka böyle olmak zorunda. Toplam kütle korunur. Yani bu ne demek? Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesiyle sonuçta oluşan ürünlerin toplam kütlesi birbirine nedir? Eşittir. Eşit olmak zorundadır. Ama size sorularda bazı aldatmacalarla tabii gelecekler. Mesela nasıl aldatmacalar? Soruyu düzgün okumamız gerekiyor. Mesela kapalı kaplar diye belirttiyse o zaman sıkıntı yok. Tartıda içeride ne kadar madde varsa girenlerde, ürünlerde de o kadar olmak zorunda tartım sonucu. Ama eğer açık bir kapta gerçekleşiyorsa, mesela her glass'ta gerçekleşiyorsa ya da ağzı açık bir kap verilmişse, gaz çıkışı olacak ya kimyasal tepkime sonucunda. Gaz çıkışı olması sonucunda gaz havaya karışırsa kütle azalmış gibi görünür ürünlerdeki kütle. Buna dikkat etmek lazım. Kap açık mı kapalı mı, buna dikkat etmemiz lazım. Eğer açıksa bir miktar, kütlenin bir miktarı azalmış gibi görünebilir. Aslında azalmaz, toplam kütle korunmuştur. Ama gaz havaya karıştığı için, ben bunu sabit tutmadığım için azalmış gibi gözükmüş olabilir. Buna dikkat ediyoruz ama normalde kimyasal tepkime sonucunda toplam kütle korunur. Yani tepkimeye giren kütlelerin miktarı ürünlerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Bu bir şart. Kesinlikle böyle olmak zorundadır. Hacim ve molekül sayısı korunmayabilir. Şimdi birkaç örnek üzerinde de göreceğiz zaten. Hacim ve molekül sayısı korunmayabilir. Peki molekül ne, atom ne, bunları biliyor muyuz? Tanecik yapısı dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Bunları bir anlatalım. Atom, şu tek başına gördüğünüz yuvarlak atomdur. Yani mesela oyun hamurundan atom modeli hazırlasanız, oyun hamurunu bir tane yuvarlarsınız, yuvarlak oluşur. Al sana atom. Buna atom deriz. Şu tek başına yuvarlak olan maddeye atom diyoruz. Mesela karbon, oksijen, hidrojen, helyum, civa. Bunlar tek başına böyle atom halde. Buna atom diyoruz. Tek başına olduğu zaman atom. Ama eğer bu atom gidip de birisiyle bağ yaparsa, o zaman ne diyeceğim? Molekül diyeceğim. Molekülde en az iki tane atomun bir araya gelerek, bağlanarak oluşturduğu yapıya molekül diyorum. Şu mesela iki tane atom bir araya gelmiş, ikili bir molekül oluşturmuş. Dört tane atom birbiriyle bağ yapmış, ne olmuş? Dörtlü bir molekül oluşturmuş. Üç tane atom bir araya gelmiş, üçlü bir molekül oluşturmuş. Molekül böyle bağ yapmış yapılar. Atom da tek başına yuvarlak. Moleküle başka ne diyebilirim? Bileşik de diyebilirim. Bileşikler de birbiriyle bağ yapmıştır. Moleküler yapıda bulunurlar zaten. Bileşik veya molekül dediğim yapılarda aklıma ne gelecek? Bağ yapmış atomlar gelecek. Birden fazla atom. Atom dediğimde tek başına yuvarlak aklıma gelmek zorunda. Bir de ne diyebilirim? Maddenin tanecik yapısı değişir değişmez diye yorumlamalarınızı isteyecek sizin sorularda. Tanecik yapısı değişir ne demek?
Şuradaki bağ yapısı değişir demek. Yani moleküler yapıdan bahsediyor. Mesela tepkimeye bu şekilde giren bir madde sonucunda böyle bir şey oluşturabilir. O zaman tanecik yapısı değişmiştir. Tanecik yapısından kastı karbon azota dönüşmüş değil. Böyle bir şey yok. Atom değişmez. Atom hala aynı. Atom türü neydi? Atom türü korunur, aynıdır, değişmez. Atom sayısı da değişmez. Ama molekül türü değişir. Molekül yapısı değişir. Tanecik yapısı değişir. Çünkü ya, moleküller arasındaki ya da atomlar arasındaki bağlar değişir. Bu yüzden tanecik yapısı değişir diyeceğiz. Molekül bu yapı, atom bu yapı. Unutmuyoruz, karıştırmıyoruz. Peki kimyasal tepkimeleri nasıl gösteririz? Kimyasal tepkimeleri böyle denklemler halinde gösteririz. Mesela burada yazmışım A artı B. Ok işareti yapmışım ve C artı D demişim. A artı B nedir? Tepkimeye giren maddelerdir. Ortamda A artı B'den baştan her zaman vardır tepkimeye giren maddeler eğer onlarsa. Ortamda A'dan ve B'den vardır. Bunlar birbiriyle tepkimeye girecekken baştan şu C ve D yoktur. Sıfırdır onlar. Bunların miktarı azalmaya başladıkça bunlar tepkimeye giriyor demek oluyor miktarı azalıyorsa. Bunların miktarı azalırken, girenlerin miktarı azalırken C ve D'nin miktarı artar. Yani ürünler oluşmaya başlıyor demek oluyor. Sıfırdan oluşur C ve D. Bunlar zaten vardır ve gitgide azalır. Bazen sıfıra ulaşır, bazen sıfıra ulaşmaz ama azalmıştır. Girenler diyoruz şu ilk kısımda tepkimeye giren maddelere. Oluşanlara da ürünler diyoruz. C ve D ürünler mesela burada. Grafik üzerinden anlatalım mesela hem kütlenin korunumunu hem de denklem yazmayı. Mesela burada bir grafik vermişiz. Grafik, şimdi burada bir A maddesi var, B maddesi var, bir de C maddesi var. Grafiğe baktığımda A maddesi 5 grammış başlangıçta. 5 gramdan azalmış, azalmış ve sıfıra düşmüş. Şurası sıfır. Sıfıra düşmüş. A maddesi bitmiş. Azalmış. Azalanlar neydi? Tepkimeye girenlerdi. O zaman tepkime denklemi yazarken ben A'yı girenlere yazabilirim. Ne kadardı miktarı onu da yazayım. 5 grammış. 5 gram. Başka tepkimeye giren ne var? Azalan hangi madde var? B maddesi var. B maddesi de 15 grammış başlangıçta. 5'e kadar düşmüş. Yani 10 gram tepkimeye girmiş. Aradaki fark 10 gram. 10 gram tepkimeye girmiş. 5 gram da artmış. Sıfıra ulaşmamış. Bitmemiş B maddesi. O zaman tepkimeye girenlere B'yi de yazarım. B maddesinden ne kadar harcandı tepkime için? 10 gram harcadım. Sonuçta ne oluştu? Artan ne var? Sıfırda. Baştan hiç yoktu. Sonra arttı arttı. X'e kadar geldi. Bir de C maddesi oluştu. O zaman ürünlere ne yazıyorum? C yazıyorum. A ve B neydi? Girenler. C neydi? C de ürünler. Şimdi A 5 gram girdi tepkimeye. B 10 gram girdi. C ne kadar oluşur? Toplam kütle her zaman korunur demiştik. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir demiştik. O zaman ne olması lazım? Tepkimeye girenleri toplamalıyım. 5 gramla 10 gramı topladığım zaman C'nin 15 gram olması gerektiğini buldum. O zaman C'nin kaç gram oluşması lazım? X değil de 15 gram oluşmak zorunda. Çünkü toplam kütle korunur. Bir de şurada tanecikler üzerinden bir örneğimiz var. Burada neler değişmiş ona bir bakalım. Azot vermişim. 2 tane azot atomu bir araya gelmiş ve azot N2 molekülünü oluşturmuş. Burada da 3 tane hidrojen molekülü var. H2 molekülü. 3 tane hidrojen molekülü var. H2 molekülü diyebiliyoruz. 3 tane. Toplamda kaç hidrojenim var? 2, 4, 6 hidrojenim var. Tepkimeye kaç tane azot girmiş? Kaç tane hidrojen girmiş? Bir bakalım. 2 tane azot girmiş. 6 tane hidrojen girmiş. O zaman ürünlerde ne oluşması lazım? 2 tane azotun olması lazım. Aynı atom, azot hala değişmedi. 2 tane azotun ürünlerde olması lazım. Bakayım var mı? 1, 2 tane azot var. Bu sıkıntı yok. 2, 4, 6 tane de hidrojen olması lazım. Çünkü bunlar girdi, bunlar çıkmak zorunda. Farklı bir şekilde görünebilirler ama hala bunlarla birlikte bir kombinasyon oluşturmak zorundayım bileşik oluştururken. 2, 4, 6 tane hidrojen girdiyse 6 tane çıkmak zorunda dedim. 3, 6 tane de hidrojenim burada var. 6 hidrojen. Sayılar tuttu mu? Tuttu. Atom türü aynı mı? Evet, azot girdi, azot çıktı. Hidrojen girdi, hidrojen çıktı. Atom türüm değişmedi. Atom türü yazayım, değişmez. Atom sayısı değişir mi? Değişmedi.
2 tane azot girdi, 2 tane azot çıktı. 6 tane hidrojen girdi, 6 tane hidrojen çıktı. O zaman atom sayısı da değişmez. Tanecik yapısı değişir mi? Tanecik yapısı neydi? Şu moleküler yapıydı. Aradaki bağlar koptu burada. Azotlar arası bağlar koptu. Hidrojenler arası bağlar da koptu. Ne oldu? Azot ve hidrojen arası yeni bağlar oluştu. Yeni bağlar, yeni maddeler. Tanecik yapısı neydi? Moleküler yapısından bahsediyordu tanecik yapısı dendiğiniz zaman. Tanecik yapısı değişti mi? Tanecik yapısı değişti. Çünkü bağları değişti. Kimyasal özelliği değişti mi peki maddenin? Azottu, hidrojendi. Bunlar tepkimeye girince amonyak oluştu. Amonyak bunlardan başka bir madde. O yüzden kimyasal tepkime sonucu kimyasal maddeler oluşur ve kimyasal özellikleri değişir demiştik. Kimyasal özelliği değişti. Mesela kütlelerinde de ne diyeyim? Attım 10 gram azot oldu. Girerken 10 gram azot vardı. 3 gram hidrojen vardı diyeyim. Ürünlerde kaç gram amonyak oluşmak zorunda? 13 gram amonyak oluşmak zorunda. Çünkü toplam kütle her zaman korunur. Kütle korunur yazayım. Başka söylemediğim ya da burada bakmadığımız bir şey var mı? Hacim değişebilir. Hacim kimyasal fiziksel halleri, kimyasal halleri de değiştiği için maddenin hacim de değişebilir. Molekül sayısı korunmayabilir demişiz. Molekül sayısı burada mesela korunmuş mu korunmamış mı? Molekül neydi? Şu en az ikili üçlü bağlı yapıydı. Bu bir molekül mü? Bu bir molekül. Bir. İkinci molekülüm. Üçüncü molekülüm. Dördüncü molekülüm. Girenlerde kaç molekül varmış? Bir, iki, üç, dört molekül vardı. Ürünlerde kaç molekül var? Bir, iki molekül var. Molekül yapısı da, sayısı değişti mi? Değişti. Molekül yapısı da değişti ayrı zamanda. 4 tane molekül vardı. 2 tane moleküle düştü. Azaldı. Molekül yapısı değişebilir mi? Molekül yapısı değişebilir. Molekül sayısı değişebilir mi? Molekül sayısı da değişebilir. Toplamda 4 tane vardı girenlerde. Ürünlerde 2 tane oluştu. Azaldı. Molekül sayısı değişebilir. Kimyasal tepkimelerle ilgili söylememiz gerekenler bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuz asit baz videosu olacak. Nötrleşme tepkimelerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.